Biz başlayalım. Şimdi evet, yarışmamızın son filmi, son basın toplantısı. Biz filmden önce Özcan'la biraz konuşmuştuk. Ben şey dedim ya, bu karanlık gece bu kadar karanlık bitmeli miydi dedim. O kadar güzel bir cevap verdi ki dedim ki ben bunu açmak istiyorum dedim. Ne dersin dedim. Peki öyle dedim. Hadi başlayalım mı o cevapla? Tamam, oldu oldu. Pardon. Ya biliyorum, herkes böyle zor dönemlerde daha çok umut görmek istiyor. Hak veriyorum, ben de açıkçası hep umut görmek istiyorum ama bu umut meselesi sanatta hep tartışmalı bir şey aslında. Yani kendiliğinden umut yaratmaktansa bizlerin bazı sorunları konuşarak, tartışarak o filmlerden sonra belki günlerce ya da hayatımızda da aslında bazı meselelerle yüzleşerek ancak umut yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bir de toplum olarak çok şeye yatkın bir toplumuz. Hemen böyle ne diyeyim, gaza gelmeye çok yatkın bir toplumuz biliyorum. Kolay umutlar bekliyoruz. Biz de kendimizin değil de başkalarının, doğu toplumu olma özelliğinden dolayı başkalarının bizim adımıza bazı şeyleri değiştireceğine inanıyoruz. Ama gördük ki hem Türkiye'de hem dünyada öyle liderliklerle, şunlarla bunlarla artık o dönem kapandı bence. Gezi'de de gördük bunu. Ali benim için bu arada Gezi'yi temsil eden bir karakterdi. Anladık ki umut ancak biz kendimiz bir şeyleri değiştirmek istersek değiştirir. Onun ötesinde biliyorsunuz ben bu filmi tam pandemiden önce aslında bir bölümünü çektim. Sonra yarım kaldı ve bekledik ikinci parti çekebilmek için. O dönem şunu fark ettim. Çok fazla insan merkezli düşünüyoruz. Oysa ki yani biz doğanın sahibi ve çok fazla kendimiz merkezli düşünüyoruz ama evreni ve doğayı düşününce çok da aslında biz doğa için o kadar büyük bir şey değil. Tam tersine bazen şu soruyu sorduğum oluyor, yani insanlık yok olursa doğa için büyük bir kayıp olur mu gibi bir soru da soruyorum aslında. Pandemi döneminde de biraz bunu. O yüzden final, o yüzden çok karanlık gelmiyor bana. Tam tersine yani aslında yeryüzünde bizden dolayı yaşama şansı bulmayan doğanın gerçek varlıklarının yer altına çekilmiş olması ve ancak orada hayat bulmaları bir taraftan da belki umuttur diye düşünüyoruz. Peki, teşekkür ederim. Karanlık Gece oyuncularından müthiş beslenen, müthiş güç alan bir film. Evet. Müthiş karakterler ve müthiş iyi performanslar izledik. O performanslara can veren isimlerin de biraz seslerini duyarak başlamak istiyorum. Berkay, olağanüstüydün. Tebrik ediyorum. Sen bu karaktere dair neler söylersin? Özcan'la olan işbirliğiniz, seni biliyorum ki sen de yazıyorsun. Senden bir şeyler de katıldı mı bu karaktere? Aslında tam da Özcan abiyle filmi konuştuğumuz dönemde yazdığım Hakikat, şimdi sen deyince aklıma geldi. Hakikat Elbet Bir Gün oyunu var ve aslında filmin senaryosu bir hakikati ortaya çıkarma hikayesiydi. Benzer şeyleri dert ediyorduk hayatta. Zaten ben Özcan abinin sineması hayatımı çok etkilemiştir. Bu yüzden bir hakikati ortaya çıkartma derdiyle bir şeyleri var etmek bir mücadeleden geçiyor. Bu yüzden bu film her izlediğimde de etkileniyorum. Çünkü üzülüyorum da, etkileniyorum da şey yani bu mücadeleyi bırakmadığı için bütün hikaye anlatanların, hayal kuranların, sinemacıların, tiyatrocuların, hepimizin, bir halkın hep ucundan tuttuğumuz için umut ve mücadeleyi bana çok kıymetli geliyor. O yüzden de ben hem kendimden hem bütün bu topluma dair çok şey hissediyorum filmi izlediğim zaman. Cümlelerimi toparlamaya çalışıyorum. heyecanlıyım da seyirciyle buluştuğu için de. Ve bir yandan da şunu söyleyebilirim. ben de umutsuz bittiğini düşünmüyorum. Bir şeylerle yüzleşiyoruz, görüyoruz ve bugün buradayız. Bu kadar kalabalık insan, bu festivali yapanlar, bu filmleri çekenler. Biz böyle bir film izlediysek kenarından, kıyısından umutsuz olduğumuzu düşünmüyorum. Peki. Teşekkürler. Evet sevgili Pınar. Ne
kadar naif, ne kadar hoş, ne kadar derken sen neler söylersin bu karaktere dair? Ben karaktere dair dur, mikrofonu açmam lazım. Karaktere dair ne söylerim? Bir kere 3 yıl önceki beni izledim. O çok ilginçti. Oraya bak. Ses hiç gelmiyor mu? Biraz yaklaştırayım. Şu an geliyor mu? Güzel. Bu filmi biz 3 yıl önce çektik. O yüzden 3 yıl önceki bende izlediğim, ilk izlediğimde neden böyle oynamışım dediğim çok yer varken aslında tam o saf duygudan, Pınar'ın bilmediği yerden de oynayabildiğim için mutlu oldum. Hayatımdaki tek bu kadar, yani aslında dışarıdan çok dışa dönük, köyün içinde dışa dönük bir karakter gibi görünse de o dünyanın içinde sıkışmış ve orada iyi kalmaya çalışan biri bana göre Sultan. Çünkü hikayeyle ilgili Özcan ve Murat abi zaten konuşacaktır. Ben filmi ilk izlediğimde dışarı çıkamamıştım. Özcan'ın ofisinde izlemiştim ve böyle içime yumruğu oturmuştu. O yüzden şu an o hissin aynısını yine taşıyorum ve çok da konuşmak istemiyorum. Biraz bu hisle kendi başıma kalmak istiyorum aslında. Ama o şu an yaşadığımız insanların kötülüğünün karşılığı gibi bende film. Yani biz aslında bastırdığımız duygular açığa çıkardığımızda çirkinleşiyor ya her şey. Bence burada da bu köyde yaşayan insanların o bastırdığı duyguların çıkardığı çirkini izliyoruz gibi hissediyorum. Yani Ali orada başlı başına bir güzelken o köyde yaşayan herkesin o duygudan yola çıkarak bu kadar güzel bir şeyi mahvetmeye çalışması ve şu an toplumda da bunu yaşıyor olmamız bence çok benzer. O yüzden 3 yıl önce çekmiş olsak da çok güncel bir film olduğunu düşünüyorum. Karanlık Gece'nin. Çok mutluyum bunun içinde yer aldığım için. Sizle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki Yiğit'cim, biraz önce bu enteresan bir şey oldu. İki film üst üste izledik. İkisinde başrolünde Yiğit'cim vardı. İkisi de çok farklı filmlerdi. İkisinde de başroldeydi. İkisinde tonları çok farklı. Oyunculuğun tonları da çok farklı ama ikisi de şahaneydi. Tebrik ediyorum seni de. Sen de bu Gezi'yi temsil eden Ali için neler söylemek istersin? Açıldı. Açılmadın mı? Açıldı. Merhaba herkese. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ali için ne söyleyebilirim? Yani gerçekten Pınar'ın dediği gibi o kadar uzun zaman oldu ki Ali'ye dair hatırladığım pek az şey kaldı herhalde aklımda. Yani eğer bir oyuncu olarak Ali benim için neyi ifade ediyor'yu söyleyecek olursam herhalde özgürlüğü, inadı, mücadeleyi, yabanı, saflığı bilmiyorum. Yani bir insan olarak biz saf değiliz hiçbir zaman. Hiçbir zaman yani saf doğmuyoruz ve saf da ölmüyoruz. Her birimizin iyi kötü işte hatası var vesairesi var. Hani o önemli değil ama yani benim için daha ziyade mücadeleyi temsil ediyordu Ali. Hayatımın o döneminde de ben kendimce Ali'nin temsil ettiğine inandığım şeyi fazlasıyla temsil ediyordum. Şu anda bunları temsil etmediğim için söylemiyorum. Sadece ben yaklaşırken meseleye ve karaktere birazcık daha o anın belgelenmesi olarak gördüğüm için, hani şu anda geçmişe dönüp 3 yıl öncesinde ona nasıl bakıyordumu hatırlamıyorum. Onu söylemek için birazcık böyle bir açıklık getirmek istedim. Öyle yani. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, çok kalabalığız. Hadi hemen size dönelim. Eminim çok soru gelecek. Yorumları mümkün olduğu kadar kısa sorulara başlayalım hemen. Yok mu? Ha, tamam. Tamam, gelecek herhalde ben size de. Başlayalım oradan. Ha, aldım. Peki lütfen başlayın siz, o zaman devam ederiz.
bence yine çok mükemmel bir Özcan Alper sineması izliyoruz. İki şeye dikkatimi çekti. Sanki orada İshak'ın ilk oturduğu sahnedeki böyle bir sonbaharla bir böyle bir denk gelmek miydi, yoksa bir selam göndermek miydi? Bir ikinci sorum da, sanırım filmde her şeye bir cevap bulduk, tek cevap bulamadığımız şey var gibiydi. Orada da deniz kenarında İshak'la Ali otururlarken İshak Ali'ye babasının işte atladıktan ve muzurluk yaptıktan sonra eve döndüğündeki şiddeti anlatırken sanki böyle Ali'nin böyle bir gözleri doldu gibi, bir anlamlı baktı gibi ve babanın da onu çok uzun süre arayışının sanki bir baba oğul arasındaki böyle sanki bitmeyen bir hikaye varmış gibi geldi. Yani açıkçası evdeki o sahneleri çekerken biz daha sonbahardaki o şeye benzediğini fark ettik. Evet, sonra biraz bazen olabiliyor, neden olmasın dedik. Evet, sonra İshak'tan ve çünkü aslında çok birbirlerini takip eden karakterler. Evet, yani öyle bir selam gönderme olmuş olabilir. Baba meselesi ise gerçekten bu toplumda baba meselesi çok önemli bir şey. Çünkü babalar sadece babayı temsil etmiyor bizim toplumumuzda. Aynı zamanda iktidarı da çok ciddi bir şekilde temsil ediyorlar. O yüzden iki farklı baba karakteri, evet, yani Ali'nin babasıyla İshak'ın babası çok farklı ve zaten görüyoruz da filmde. Doğru olan da zaten, çünkü biri çocuklarını sevemeyen bir babalar toplumu var. Bu fark etmiyor kız ve erkek çocuklar için. Bir de gerçekten çocuklarıyla başka türlü ilişki kurabilen ve o zaman tabii toplum da başkalaşıyor. Bunu şuradan da küçük bir şey belki ama çok önemli bir şey olduğunu şuradan görüyorum. Ben mesela babamla ilişkim çok iyi aslında. Ama ben kendim baba olduğumda kızımı alıp babamla annemi ziyaret ettiğimde bir gün işte ne bileyim dayanamıyorum işte öpüyorum falan. Ve babamın kaçtığını gördüm mesela. O şeyden sonra tabii böyle bir tuhaf oldum. Sonra anneme sordum. Dedi ki hiçbir zaman size çocukken dokunup sarılmadı dedi mesela. Kötü biri mi? Hayır. Ama öyle bir toplumda büyüyoruz ki. Peki bütün bunlar önemli mi bu toplumda? Bence çok önemli. Çünkü her şey aslında çok basit gözüken bir ailede başlıyor aslında. Sevgi, işte dokunmak, sarılmak, konuşmak. Çünkü gerçekten bu hikayeyi anlatırken de, yani oraya bağlayayım çünkü neden önemli olduğunu. Nükhoklu'nun anısını adadım biliyorsunuz. Belki bilmeyenler için kısa bir şey söyleyeyim. Birebir tanıdığım da biri ama çok yakın, hani dostum olan biri değildi. Bir gazeteciydi ama aslında gazeteciliği de bırakmış, hatta bir dönem atılmıştı. Kadıköy'de, yani yaşadığım semtte yaşayan biriydi ve duymuşsunuzdur belki. Bir gece kar yağarken ve bunlar kızlı erkekli yürürken içeride fırında çalışan biri kar topu cama geldi diye çıkıp bıçakla hunharca öldürülmüştü ve onun, hatta bu filmi yapmama biraz vesilede olan Murat'la çok konuştuk. Yani bir insan bir dükkanın camına kar topu geldi diye çıkıp birini nasıl hunharca öldürebilir? Gerçekten günlerce hem canım yandığı için hem de birebir tanıdığım da için çok düşündüm ama şöyle bir şey daha çok düşündüm. Bugünün Türkiye'sinden de, yani ucuza kaçmamak için söylemek istiyorum. Çok fazla bazen var olan iktidarla bazı şeyleri özdeşleştiriyoruz. Evet, şu anki iktidar son 10 yılda baktığımızda bu kötülük meselesi çok fazla katmerleşti ama bu topluma baktığımızda aslında çok ciddi köklerinde büyük kötülükler var. Ve biz bu kötülükleri konuşamadığımız için gün geçtikçe bütün bu kötülük meselesi katmerleşiyor. O yüzden de aslında çok kolay, hadi mesela bir yıl sonra seçim var. Çok mu büyük bir şey değişecek? Keşke değişse. Ama biliyorum değişmeyecek. Yani bu kötülük meselesi, biz onu konuşmadıkça, onunla yüzleşmedikçe değişmeyecek. O yüzden o öldüren kişiyi bile, yani bu toplumdaki hani hemen çok çabuk ötekileştirilen, ya zaten bu filmde en çok üzerinde konuştuğumuz şey oydu. Yani birine suç atmak değil de bu var olan kötülüğü biz peki nasıl sırtlayacağız? Buradan yola çıkarak aslında bütün Murat'la bütün filmi buradan kurmak istedik. O yüzden de baba meselesi tabii çok çok önemli bir mesele. Teşekkürler. Çok
Nerede mikrofonumuz? Hemen böyle ikinci sırada hanımefendiye verelim. Çünkü bir konuşma açılacak zannediyorum. Yanıldık. Evet, tamam. Merhabalar, hoş geldiniz. Elinize, yüreğinize sağlık. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu şiddet konusunda ben de çok üzülüyorum. Öğretmenim ben bu arada. Yani sürekli hani kendi branşımı bırakıp bile bazen bu konudan çocuklara bahsediyorum. Ama sanki bundan daha çok bahsettikçe medyada, gerçek hayatta sanki bir, bilmiyorum, yanlış da düşünüyor olabilirim, bir özendirme mi daha çok maalesef gerçekleşiyor? Daha evvelsi gün yaşadığımız müzisyenin olayı. Yani işte hani oluyor, bitiyor. Bizler o an üzülüyoruz. Belki sosyal medyada bir tepki gösteriyoruz ama sonra kadın ya da erkek fark etmiyor ya da çocuk. Bu olaylar sanki daha da artmaya başladı gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani sizi eleştirmek anlamında asla söylemiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Ama sanki bunun üzerinde durdukça da hani bazı şeyler maalesef bizim ülkemizde böyle oluyor. Ne kadar çok bahsedilirse, ne kadar çok dillendirilirse sanki daha kötü bir izlenim, daha çok ilgi çekme. Yani bu, çünkü diğer izlediğim filmlerde de bu konu vardı. Evvelsi gün izlediğim filmde de yine benzer konular. Biraz böyle düşünüyorum ama hani nacizane bir soruya öğretmen. Dönecek mi? Yani sorun bu. Sizce de öyle mi? Ben katılmıyorum. O zaman haberlerde de dinlemeyelim. Yani haberlerde seyretmeyelim. Filmlerde yapmayalım, öykülerde okumayalım. O zaman hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam edelim. Yok. Yani zaten genel olarak yaptığımız şey bu. Yani o anlamda söylemedim zaten. Yani bu da benim düşüncem tabii de. O zaman hani hiç hani bunlar yokmuş gibi davranalım eğer bu bir çözüm olacaksa. Yani ben bunun bir çözüm olacağına inanmıyorum. Yani ya, sanat bunun için bir çözüm olmak zorunda da değil bence. Ama yani ben eğer bir soruysa söylediğinize katılmıyorum. Ama yok, zaten şurada şöyle bir şey diyebiliriz. Zaten. Yani biz zaten, ben şimdi sinemamla da yani hiçbir zaman şiddetin pornografisini yapmayı da seven biri değilim. Mesele orada o çocuklara yine aile, eğitim, sistem, hukuk ne diyecekse yine orada bitiyor. Yoksa bizim değil çocukların onları görmemesi gerekiyor. Doğru olan çocukların, sağlıklı olan belli bir yaşa kadar çocukların o görüntülere maruz kalmaması gerekiyor. Doğru olan bakarsak hatta hani sadece o görüntüler değil, işte ne bileyim bir sürü çocuk kurban kesimine denk geliyor, o oluyor, bu oluyor, toplumda bir sürü fark edilmeyen bir sürü çocuklarda travma yaratacak şiddet olayları var aslında toplumda. Esas onlara maruz kalmamaları gerekiyor. Bu daha doğru olur. Bizim yoksa tam tersine görmemiz gerekiyor bir sürü şeyi. Evet, sorumuzu alalım. Arkada bir el. Tamam, döneceğim ben bu tarafa da. Ben filmi izlerken aklıma Şükrü Erbaş'ın Köylülerin İçin Öldürmeliyiz şiiri geldi. Ve hatırlamaya çalıştım. Okumak da isterdim ama gerçekten unuttum. Sorum şu, 95 plakayı seçmeniz olayların, bu kötü olayların herhangi bir ile mal olmaması için miydi? Yani mal olmasından çok bu Türkiye'nin herhangi bir yerinde geçecek bir hikaye olarak tasarladığımız için. O yüzden evet, yani şu an olmayan bir plakayı koymak. Çünkü bu Trabzon'da da olabilecek bir olaydı. Yozgat'ta da olabilecek bir olaydı. Kars'ta da, Ağrı'da da ya da ne bileyim Kayseri'de de ya da Antalya'da da. O yüzden sadece çekim yaptığımız yere değil. Yani bütün Türkiye'de herhangi bir kasabada olabilecek bir olay olduğu için evet, öyle bir tercih yapılındık. Evet, mikrofonu öyle verelim. Öncelikle elinize sağlık canım. Muhteşem bir filmdi. Benim sorum şu. Son sahnede İshak karakteriyle kara kulak kedisi göz göze geliyordu. Acaba kara kulak kedisi bir şeyi sembolize ediyor mu? Güzel soru. Evet. Yani bir sürü şeyi sembolize ediyor diye düşünüyorum. Ama seyircide ne yarattığı daha önemli. Ama her şeyden önce evet, dediğim gibi yani biz çok fazla özellikle bu aydınlanma düşüncesiyle beraber sadece burası için değil yani genel olarak
insan şeyi çok fazla kendini doğanın daha çok sahibi gibi görmeye, onun bir parçası değil sahibi gibi görmeye başladı. Aslında yani yüzleşmemiz gereken sadece evrensel olarak burası değil, belki de yani onu da fark etmemiz gerekiyor. Yani biz bu doğanın sahibi değiliz, onun bir parçasıyız ve belki de doğada artık demin dediğim gibi yani yaşayamayan, soyu tükenen bir sürü hayvanı belki temsil ediyordu aslında. Teşekkür ederim. Hemen bir arkaya. Öncelikle hoş geldiniz. Ben filmin teması üzerinden bir soru soracağım. Giriş sahnesi pick-up'lar içerisinde silahlar, devamında küçük bir kasaba ve yeni atanmış bir memur. Aklıma direkt Emin Alper'in Kurak Günleri geldi. Aynı kuyudan mı su içtiniz yoksa sizi buna yönlendiren bir başka olay oldu mu? Aynı ne dediniz onu kaçırdım. Aynı kuyudan mı su içtiniz? Aynı kuyudan mı seçtiniz? Kuyu. Ha aynı kuyudan mı su içtiniz? Yok ben Artvin'im o Konya'da. Evet yani şöyle ya sanırım sonuçta iki genç kuşak yönetmeniz ve bazen şey diyorum yani kendi kurmaca senaryolarımızdan çok toplumun, sistemin kendisi bazen o gerçeklik daha fazla öne geçiyor. Böyle dönemlerde de galiba bazen ortak temaların, ortak benzer hikayelerin çıkması sanırım çok normal. Evet burada öyle bir şey oldu. Zaten bunu çekim sürecinde de fark ettik. Biz aman çekime başlamıştık. Sonra mesela biz çok rahat hani bunu konuşup hani bunun başka bir şeye dönüşmesindense konuştuk ve yani birbirimize yani filmlerimizi şey yaptık aslında. Yani filmi mesela yine ben izlettim çok rahat ama şöyle aynı temalar ama bazen iki yönetmen çok başka filmler yapabiliyor. Doğru olan da bu zaten. İki ayrı dil, iki ayrı çizgi. Evet tema benzerliği var öyle. Eyvallah. Evet, mikrofon böyle uzatalım. Ya orada biraz biz sevdiğimiz bir yazar var burada Murat Uyur kulak. Evet. Dokunmadan geçer diyorsun. Yok, dokunmadan geçemem size maalesef. Şimdi Özcan'ın biz filmografisine hakim biri olarak biliyorum ki Özcan şimdiye kadar işte ilk üç uzun metrajını kendi yazdı. Ortak yazarlar mı oldu yine? Ya Ahmet Büker'le çalıştı. Ahmet Büker'le çalıştı Rüzgar'ın hatıralarını. Özür dilerim. Evet. Sizin için nasıl bir tecrübeydi ve nasıl bir işbirliği yaptınız onu merak ediyorum. Yani şimdi benim anneannem 90 yaşında, sen ne iş yapıyorsun diyor. Diziciyiz biz anneanneciğim diyorum. Dizi senaryosu yazıyoruz, ekmeğimizi oradan kazanıyoruz. Şey vardır ya hani oyuncular, hayatım boyunca beklediğim rol ya da hayatım boyunca beklediğim fırsat falan. Ben bir Özcan Alper ve filmlerin hayranı olarak, Sonbahar hayranı olarak beni arayıp bir hikayem var, birlikte yazar mıyız dediğinde işte öyle düşündüm. Hayatım boyunca beklediğim hikaye geldi diye. Kıran kırana bir mesai oldu. Evet. İşin kolayına asla kaçmadık. Bazen Kınalıada'da elektrikler kesikken soğukta, bazen büroda biraz viskiyi fazla kaçırarak ama mesaiden sonra sarhoş kafa senaryo yazılmıyor ya da konuşulmuyor. Çünkü insan o zaman başyapıt yazdığını ya da konuştuğunu düşünüyor. Ertesi gün ayıldığında çöpe atası geliyor. Yani çok meşakkatli, çok zorlu. Özcan kolay bir insan değil. Bakmayın sevimli göründüğüne. Ondan sonra zorlu ama çok keyifli bir mesaiydi. Ben filmi çok seviyorum. Çıkan sonuçtan da memnunum. Özcan yüzümüzü ikimizden bahsediyorum. Kara çıkarmadı. Üstüne koydu. Senaryonun da üstüne koydu bence. Ellerine sağlık Özcan. Bak iyi ki konuştuk, içeriden bilgiler geldi bu arada. Burada mikrofon. Ha, pardon. Sorun değil. Gerçekten emeklerinize sağlık. Ben de Emin Alper'in filmiyle önce bir bağlam kurdum ama bambaşka
asla yan yana bile koyamam. Obruk meselesi bile aynı olmasına rağmen bambaşka bir hikaye yaratmışsınız. Ben Antakyalıyım. Ali İsmail'i şahsen tanıyorum. Film boyunca şey sordum, neden İshak? İshak kurban edilir çünkü. Yani İbrahim peygambere göre bir kurban olması gerekirse bence. Ah, o zaman ben tamamen mitoloji çöpe, ama böyle bir Ali'nin varlığı zaten şimdi siz söyleyince bende başka bir şey yarattı. Bu bir. İkincisi hani insanların ilk günahı cinayet. Yani Habil ve Kabil, kardeş katli. Ve ben filmi böyle okudum açıkçası. Hazreti Yusuf'un işte kuyuya atılması ve babanın mesela o Yakub'un feryadı, o bana bir derviş gibi geldi, bilmiyorum, bu benim pencerem elbette. Ama ben Torosları çok iyi biliyorum. Toroslar da çekildi değil mi? Evet. Yani bana göre Toroslar orası. Gerçekten. Hatta kardeşim şey dedi, hayır burası değil falan. Kesinlikle Toroslar ama benim içimi çok açar oralar. Yani Ankara'da okudum, Antakya'ya giderken böyle orayı görmek bile. Fakat film öyle değildi. Film Berkay Ateş'in bütün o ağırlığını sanki şey üstlenmiştim, dua üstlenmişti. Yani öyle bir şey ki, öyle bir şey yapmışsınız ki ben şahsen Deniz'in söylediği o yumruyu filmin ilk sahnesinden bitene kadar ve şu ana kadar, yani ellerinize, emeklerinize sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir de benim bakış açımla okuyabilir miyiz acaba sizce? Tabii ki, yani siz yani öyle bir şeyle yazmadınız. O yüzden film yapıyoruz zaten. Bütün herkes kendi bakış açısıyla okusun diye yapıyoruz. Bu kesinlikle şiddet pornografisi değil, aksine anti şiddet. Yani çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Teşekkürler. Sorular. Böyle mikrofon uzatalım öne doğru. Merhaba Özcan abi. Elinize sağlık tüm ekibinde. Benim aslında bir sorum yok ama ben bundan 5-6 sene önce sonbaharı ilk izlediğimde çok fazla etkilenmiştim, sevmiştim. Bayağı bir araştırmıştım işte sonbaharı. Orada işte silinen sahnelerde, hatta Soner Alper'in bir bar sahnesi vardı işte, onu izlemiştim. İşte birinize benzetince büyük ihtimalle kardeş falan. Maalesef kardeşim. Kardeşini oynatmış vesaire diye düşününce işte bugün de gördüm, baktım işte yapımcı, işte biraz da topu ona atmak istiyorum kendisini tanıtması için. Şu an konuşmayan bir tek o var sanırım. Teşekkür ediyorum tekrardan. Soner, tanıt. Soner size para mı verdi inşallah? Yapımcı olarak sizi özel olarak mı tuttu diyor? Öne geçtim. Hesaplarını attın mı? Şey yapan, söyleşiden sonra. Tabii. Yani bir sorun yoksa ne diyeyim? Tanımak istiyormuş Soner seni, arkadaşımız. Tanıt kendini. Soner Alper ben. Filmin yapımcısıyım. Bu kadar yani. İlk filminden beri Özcan'la birlikte. Evet. Hadi ekleyeyim onu ben de. Peki sorumuz var mı? Kaldırdınız mı? Bir yarı kaldırdınız mı? Ona emin olamadım. Öncelikle set ekibine, film ekibine teşekkürler. Güzel bir film izledik. Ödüm koptu. Filmin sonu mutlu son olacak diye. Çünkü genel Yeşilçam filmleri hep oğlan kıza kavuşur. İşte Pınar Deniz karakteri ya Berkay Ateş'e Cem Yiğit Ümzumal arasında. Allah'tan umduğum kadar olmasa da kötü bir son, bizi biraz sarsan bir son oldu. Teşekkür ediyorum Özcan Bey öncelikle. Evet. Çünkü hayatın gerçeği aynı sizin dediğiniz gibi. Bazı kişilerin dediği gibi şiddetin propagandası değil, hayatı aynen realize etmişsiniz. Eski filmlere de biz gerçek hayatı fazla görmüyorduk. Benim dikkatime özellikle dizi konuyla ilgili birkaç şeyle ilgili kurguda biraz kafamı karıştı. Bir, düğünlerde saz çalan bir adam İshak, ki biraz önceki bayan arkadaş doğru söyledi. Yahudiler kurbanlık koyunun İshak olduğunu söyler. Müslümanlar İsmail der. Tevrat'ta İbrahim'in kestiği kişi İshak'tır. Belki bildiniz, belki bilmediniz. İshak bir kurban ismidir Musevi dinine göre. Hı hı. İstanbul'dan apar topar bir küçük kasabaya geliyor ama anne öldükten sonra o kasabayı terk etmiyor. Ve bu nedenleri çok filmde işlemediğinizi düşünüyorum. Orada bir kurgusal olarak bir atlama olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak filmin başından beri deli gibi görünen bir baba karakteri var. Hep
baba oğlunun cesedi bile olsa, kemikleri bile olsa geri iade ediyor ve çok büyük bir oyuncu oynuyor. Yüzüyle, mimikleriyle oynayan bir oyuncu. Çok ilginç şekilde İshak'la babayı çok ender, hatta bir ablayı bile filme yerleştiriyorsunuz. Almanya'dan gelen ablayı, ama baba bana göre Cem Yiğit'in oynadığı karakterle baba oğul arasındaki diyaloğun ana temalarından biri. Filmin sonuna kadar babayı final sahnelerinde göremiyoruz. Ve kasabanın olayı bir nevi Robert Bolt'un İrlandalı Kız filmi gibi, bütün kasabanın bildiği bir sır, herkesin öldüğü bir sır. Onları bir köpek öldürme sahnesiyle şey yapıyorsunuz, ama filmde yan hikayeleri, üniversiteye gidecek, dershaneye giden kız olayıyla baba olayın gibi hikayeleri nedensiz olarak uzattığınızı gözlemlediğimi düşünüyorum. Bilinçli bir tercih de olabilir. Bu konuda kurguda biraz bazı karakterleri tam yerleştiremediğinizi düşündüğümü soruya geçelim mi lütfen? Evet, sorum bu. Bilinçli bir tercih miydi bu, yoksa yan karakterler filmin ana konusu için yanda mı kaldı? Ya açıkçası evet, muhtemelen orada işte Taner Birsel gibi ya da Siber Kekilli gibi birini görünce herkes daha önce de karşılaştı. Daha çok rol bekliyor. Ama işte bazen filmlerde yan karakterlerin hikayeleri de bu kadar oluyor. Çünkü o başka bir hikaye ve ana hikayeye hizmet etmesi gerekiyor. Taner Birsel'in de yani hiç o da şey değildi bu konuda. Gerçekten kendisi yok bugün aramızda. İnanılmaz. Mesela filmden önce 6 ay bu arada sakal bıraktı. Yani çok küçük görünmesine rağmen. Ama o mesela şunu söyleyebilen bir oyuncu. Gerekse sadece bu filmde sadece o fotoğraf, oğlum babaya baktığı fotoğrafta bile gözükmem yeterli demişti. Öyleydi zaten yani şey, senaryoda da öyleydi yani, yoksa onu hani kurguda atmak, matmak ya da azaltmak gibi çok bir şeye gitmedik açıkçası. Tamam. Evet, sorular arkada. Yorumları dediğim gibi biraz kısa tutalım lütfen, sorulara geçelim hemen. Çünkü parmaklar çoğalıyor gittikçe. Hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür olur. Ediyoruz film için. Gerçekten çok güzeldi. Tek merak ettiğim şey şu. İshak gerçekten arkadaşını mı bulmak istiyordu, yoksa ölmek mi istiyordu? Hanginize soruyorsunuz? Yani İshak arkadaşını bulmak yok, mı istiyordu? Soruyu anladık ama ben anladım. Kime sormak istiyorsunuz dedi. Yani hepinize, kim biliyorsa cevabı. Ben biliyorum. Bulmak istiyordu tabii ki. Yani arkadaşını bulmayacaktı zaten. Onun kemiklerini bulacaktı. Yani evet. Bir mezara kavuşmasını istiyordu. Dolayısıyla onu bir mezara kavuşturmak ve bir nevi ablasının ve babasının isteğini, arzusunu yerine getirmek istiyordu. Elbette ölmek istemiyordu. Ölmek isteseydi zaten yapmayın diye o kadar bağırmazdı. Ya hayır, yani düz mantıkla düşünüyorum da, yani bütün köy biliyor, ihbar edebilirdi. Ne bileyim, birini konuşturabilirdi. Güçlü, kuvvetli bir adam. Mesela orada korkak tipler vardı. Yani bütün bunları yapmak yerine niye o kadar obruklara indi, kendini riske attı? Şöyle, sanki böyle o yolda ölürse vicdanını mı rahatlatacaktı? Öyle bir his aldım ben İshak'tan. Yani, kısaca şöyle söyleyebilirim. Biz senaryo sürecinde de konuuyorduk. Psikiyatrist. Evet. Erdoğan Bey psikiyatrist bize desteği verdi. Yaşadığı büyük bir suçluluk psikolojisiyle birlikte artık o yoldan dönemezdi ve bütün bu vicdanını, bütün bu yaşadığı suçluluğu bir hikayenin ortak parçası olmasından mütevellit bunu kendisi yapmalıydı. Yani bütün bu yüreğine oturan bu suçluluğu ancak kendisi, sonu ölmek olabilir, bulmak olabilir vesaire, sonunda bulduktan sonra ne yapacağını değil, sadece orada en azından bir şekilde hayatta var etmeyi, babaya, ablaya, kendisine var etmeyi istedi ve bütün bu suçluluk onu o yokuş aşağı dünyaya sürükledi. Tebrik ediyorum gerçekten. Ben ikna teşekkürler. Oldum. Teşekkürler. Evet, parmak vardı. Burada Tolga Bey'e uzatır mıyız mikrofonu? Önde burada. Nerede buradaki mikro? Ha?
Ben yazım sürecini merak ediyorum biraz Murat. Kaç draft yazdınız ve nasıl ilerliyordu? Yani sen yazıyordun, sonra Özcan'a mı gidiyordu? Ondan sonra beraber mi yazıyordunuz? Bazı sahneleri o mu yazıyordu? Bazı sahneleri sen mi yazıyordun? Nasıl ilerledi bu süreç? Bir bu, bir de oyunculara Özcan sette nasıl bir diye merak ediyorum. Onu sor. Yakın bir mesai oldu. Yani toplantılar çok yoğun ve çok iyi geçtiği için zaten hani ben yazıyordum ama hani zaten onlar toplantıda çıkmış oluyordu, o sahneler, o hikayeler. Sonra üzerine tekrar konuşuyorduk. Yani çok yakın mesai yaptığımız için ne kadar sürdü Özcan? Bir yıl sürdü. 14 draft yazdık. En az bir yıl sürdü, evet. Şöyle bir şey daha yaptık belki. Yani ben tabii Murat Uyur Kulağ'ın hani bence filmde çok ciddi bir katkısı var. Zaten ilk aradığımda böyle bir hikayede onunla çalışmak istemiyorum. Ben de onun edebiyatını çok seviyorum. Gerçekten Tolu okuduğumda o zaman Türkiye'de yazılmış son 30 yılın en iyi romanlarından biri olarak düşünmüştüm. Ve özellikle de bu toplumun içine sinmiş şiddet meselesiyle ilgili. Ben arada dalga geçeriz de beni diyorum Rus mürebbiyeler büyüttüğü için o kadar diyorum sokak dilini bilmiyorum diye Murat abiyle dalga geçiyordum. Gerçekten de Murat abi de daha bana göre bu sokak ya da eril bu dili çok daha iyi bilen biri. O yüzden inanılmaz tabii yani sadece hani ortak senaryo yazmanın ötesinde böyle de bir katkısı vardı. Hatta çok komik bir şey, çalışmaya karar verdiğimizde dedi oturdum 3 filmi bir kere daha izledim. Emin misin benimle çalışma? Neden? Ulan dedi bir tane küfür yok neredeyse filmlerde dedi. Özcan dedim küfredecek miyiz? tamam gerekirse edeceğiz dedi. Tamam. Şöyle de bir güzel taraf oldu bu arada. Çok kalabalık bir bu arada olamayan çok genç oyuncu arkadaşlarımız var. Şöyle iyi bir tarafı oldu. Biz sette de bu arada, setten önce özellikle Murat'la ve genç oyuncularla beraber gerçekten o mekanlara gidip mekanlarda sahneleri çalıştık ve tekrar revize ettik diyalogları. Murat'ın bence orada da çok büyük bir emeği ve katkısı var bu arada. Evet, oyuncular. Evet, Özcan sette bir tabii ki yani çok benden sordu. Başlayamayız. Niye? Ya ben çok şeydim zaten. O kadar heyecanlıydım ki onu diyorum 3 yıl önceki ben çok farklı. O yüzden Özcan'la çalışmak hep istediğim şeydi. Ben de tabii ki bir sonbahar hayranıydım. Aynı zamanda gelecek uzun sürelerinde hayranıydım. Özcan'la çalışmak benim için çok keyifliydi. Bir daha çalışır mıyım? Tabii ki çalışırım. Şöyle bir şey diyebilirim Tolga. Senden dinledin gel. O zaman sonra konuşabilirsin. yani Özcan abiyle bir kere iyi bir prova dönemi geçirmek bizi çok rahatlatmıştı. Evet. Çok hakimdi. Zaten yani ve şunu bilmek çok büyük bir güven veriyor. Ne istediğini biliyordu ve o alanı hep tanıdı. Ve bir şey demediğinde o olmamış değildi ve yani hep daha fazlasını istediği bir yer vardı. Tabii ki bu anlamda çok yorulduk, çatıştığımız şeyler de oldu. Ama sonunda evet başka filmler de yaptım ama şeyi öğrendim Özcan abinin seti bittikten sonra her şey geçecek ve o film kalacak. Ve biz bir gün hiç unutmuyorum bir gece çalılıkların içinde konuşuyorduk bunu. Bütün bu zorluklarımız, bütün bu yaşadığımız bu yorgunluk bittiğinde bir gün gideceğiz, beyaz perdede izleyeceğiz ve hepsi unutulacak dediği çok doğruydu. Ve bu motive, ekibi de çok motive etti. Ve bugüne geldik. Yan yana duruyoruz, kazasız belasız. O anlamda benim için hem yorucu, zorlu filmin kendisinden de hem de bir yönetmenin bir film yapmaktaki iştahı neymiş? İnanılmaz bir şey. Gördüm. Son planımı anlatayım. O zaman Tolga'dan gelen son plan artık hatta filmde var.
hatırlarsınız böyle bir örümcek ağlarının olduğu ve çalılıklar, çalılar böyle sona doğru bitti. İşte 2000 metrede miyiz, mağaradayız. Mağara bitti, artık 6 kişi kaldık. Ekip gidiyor, aşağıdan binenler gidenler var, 6 kişiyiz. Ve istiyoruz ki son paydos diye bağıralım. Ve Roy'la, görüntü yönetmemiz Roy'la ağzımız çıktığı kadar paydos diye bağırdık. Kamerayı koydu, sarıldık. Özcan abiyle sarıldık. Ağlıyoruz, bilmem ne. Özcan abi dedi ki, şu kamerayı bir açın dedi ya. Şu kamerayı açın versenize dedi. Şu çalıkları çekeceğim dedi. Tuttum, abi dedim, bitti, bitir hoca, bitir. Çekti, filme de koydu. Ben de söyleyeyim bari. Bence kesinlikle kolay bir yönetmen değil çalışması. Çünkü çok talepkar biri bir yönetmen olarak. Zaten yönetmenin aslında yaptığı şey de bu. Yani oyuncudan talep etmesi, oyuncunun da keza yönetmenden talep etmesi. Fakat şimdi biz bu filmi şehrin içerisinde çekmiş olsaydık o zaman başka olurdu. Ama biz giden gelmez diye bir dağda çektik. Yani o böyle öyle haybeye bir isim değildi. Yani o dağ gerçekten giden gelmez dağın ismi. Ve yani gerçekten gidenin gelmeyeceği bir dağ. Ve o kadar zorlu, o kadar çetindi ki koşullar. Yok gecenin bilmem kaçında bilmem ne çekiyoruz ve hani Özcan abi enerjisi çekimde asla bitmeyen biri. Ve sonuna kadar talep eden biri. O yüzden beni şahsi olarak bayağı zorladı. Ama iyi ki de zorlamış yani. Hani evet, sette sağ ol abi, eyvallah. Sınırlarımı görmüş oldum yani. Çünkü dönünce burada yani o mesela işte o linç sahnesinden sonra döndüm İstanbul'a o sabah oyun oynamaya. Çok uzun süre kafamı kaldıramadım yani. Bayağı uzun süre kafamı kaldıramadım. Hatırlıyorum yani, hiç hoş değildi. Tabii aynı şey benim de başım. Bu final sahnesini çektikten sonra yerde yatıyorum. Nereden sorsun? Yavaş yavaş dökülüyorlar ya. Abi bir dakika, asıl sorumuz böyle işte Tolga Karaçelik. Yerde yatıyorum. Bitti benim için konu. Ne kafamı kaldırabiliyorum, ne kolumu kıpırdatamıyorum. Böyle gözünden yaş geliyor. Özcan abi geldi, böyle yaptı. Berko dedi, abi kalkamıyorum dedim. Abi alın Berko'yu götürün dedi. Bitti bu dedi. Tamam, bununla işimiz bitti, alın bunu götürün. Cem'i getirin. Alın Berko'yu dedi, çıkartın beni, çıkartın. Sen neymişsin be Özcan diye ben de. Ya bütün bunlar şundan oluyor tabii. Biz de şimdi yönetmen tarafına bakayım. Savunma başladı. Biz de isteriz ki böyle 10 hafta, 12 hafta çekimler. Ama maalesef işte Türkiye'de biliyorsunuz böyle çok sınırlı 4 hafta, 5 hafta işte. Ve çok zor koşullar olunca maksimum enerjiyle filmleri çekmek. Ve biz de doğal olarak biraz oyunculara yükleniyoruz. Bir de tabii yani, bir de tabii benle Berkay'da çok çıt kırıldım iki insan olduğumuz için hemen yorulduk yani. Bir gecede bittik biz. Tahmin edersiniz. Bir de aradan bir ara vererek çektin, evet, değil mi? Onu da bahset. Biz bir parti sonra, yani hemen sonra çekecektik, 3 ay sonra. Pandemi başladı biliyorsunuz ve bir an böyle şey kaldık, ne zaman. Neyse sonra bir ara açılır oldu ve artık böyle çok, artık büyük ekip değil, küçük ekip toplanıp belki gidebildik. Tekrar çünkü kapanma oldu. Biraz böyle pandemi döneminde böyle tuhaf stresleri de vardı. Ne olacak? Çünkü dünya durdu. Film bitmese ne olacak falan. Böyle biraz başka psikolojiler de vardı sanırım. Böyle. Evet. Hadi ufak ufak toparlanalım. Var mı soru başka? Hanımefendi. Hadi kısa kısa hemen. Bayağı da. Merhaba. Filmin sonunda gördüğümüz kedi acaba Ali karakterinin reenkarnasyon hali olabilir mi? Böyle bir düşünce geldi bana da. Belki, bilmiyorum yani, dediğim gibi demin bir seyircimiz, yani seyirci bence ne düşünüyorsa öyle bir şey. Teşekkür ederim. Evet, hemen arkada bir parmak vardı. Teşekkür ederim, emeğinize sağlık, filmi beğendim. Bunun dışında bir soru sormak istiyorum. Adana'da jüri başkanıydınız, burada da 10. film olarak. Bu Türkiye sinemasına genel olarak baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz? Kısaca yanıt verebilir misiniz? Bence inan bunu sonra konuşalım. Kars'ta sinema topluluğuyla konuşalım. Çünkü
Zor. Buradaki. Arkaya. Kusura bakma burada. Merhaba, tebrikler öncelikle. Emin hocamıza, pardon Özcan hocamıza bir soru sormak istiyorum. Neyse, yabancı değil Fatih Yaşar. Çok özür diliyorum. Yok yok, önemli. Çok çok karşılaştığım için. Az önce Pınar Hanım dediği için aklıma geldi. Sadece Gelecek Uzun Sürer filminizi izlemedim. Geri kalan filmlerinizi hep festivallerde takip etmeye çalıştım. Şunu gözlemledim. Filmlerinizde kendini bilinçli olarak ya da toplumun itmesiyle yalnızlaştırmış, ötekileştirmiş karakterleri odak noktasına alıyorsunuz. Bu tabii ki sizin tercihiniz ama biz ilerleyen yıllarda hep bu tarz karakterler mi izleyeceğiz sizden? Aklınızda başka hikayeler var mı? Çünkü sizin sinemanız Türkiye'nin son yıllardaki sineması içinde çok özel bir yerde, çok doğru isimlerle doğru işler yaparak ilerliyorsunuz. Ben başka tarzda hikayeleri de sizin gözünüzden izlemek isterim çünkü. Yapımcı olursanız hemen. Şaka bir yana da yani aslında sanat da böyle değil midir? Yani çoğunluktan ziyade daha çok ötekileştirilmiş ya da görülmek istenmeyen karakterleri, ne bileyim, bütün sevdiğimiz edebiyattan da başka başka şeylerden de böyle. Çok bilinçli bir tercih mi bilmiyorum. Çünkü o hikayeler de aslında biz de bazen farkında olmadan geliyor. Belki bilmiyorum, yetiştirilme biçimim, belki çocukluğum, ilk gençliğim. Bilmiyorum, Tolga'ya sormak lazım. Travmalara mı bakmak lazım Tolga? Evet, var mı son bir soru? Evet, hemen yine... Tamam, son. Merhabalar, ben direkt soruya geçeyim. İshak karakterine gelen yazılı not Sultan'ın bir tuzağı mıydı, yoksa Sultan'ı aracı olarak kullanılan köylü çetesinin bir oyunu muydu? Sultan'ın vicdanıydı bence. Efendim? Ama karakterim nasıl? Yani Sultan'ın vicdanıydı bence. Evet, evet. Bana göre. Ben de öyle düşündüm, hiç tuzak gibi düşünmedim. Yani köylü çetenin sultanı aracı olarak kullanıp onu oraya çekip onu orada öldürme planı mıydı? Yok, zannetmiyorum. Ben öyle düşünmedim. Yani. Sen nasıl düşündün bunu? Sen de zaten konuşmuştuk. Evet, ben hiç evet, öyle evet. Düşünmemiştim. Çok ilginç bir bakış açısı, doğru. Ama ben tamamen sultanın vicdanı olarak düşünüyorum. Ya ilk bakışta mesela ben ilk notu geldiği zaman dedim ki sultan yardım etti. Ama sultanın... Çok haklısın, doğru söylüyorsun. Yani orada köylü çetenin sultanı kullanıp ne de olsa bir gönül bağı olup onu oraya çekip öldürme planı tam yerine oturmuş gibi geldi bana. En sonunda öyle bir izlenime geçti. Ama bence İsa takip ediyorlardı zaten benim... Filmi okuduğum yer öyle. Ama İsa'yı takip etseler diğer obruklarda onu daha önce öldürebilirler. Muhbir çobandı. Aa, çoban. Giden gelmez tam olduğunu biliyorlar. Sürü geçerken orada bir çoban vardı ya. Dönüp baktım. Bence muhbir çobandı. O da olabilir ama o üçüncü plan. Sanki çetenin sultanı kullanarak. Ama giden gelmezse atıldığını biliyordu ya o çete. Diğer obruklarda bir işine yaramazdı ki. Yani oraya gittiği için ve onu bulacağını bildikleri için kesiyorlar ipi. Evet, hadi son soruyu alalım. Burada Özcan neresi dedin sen? Merhaba. Hadi. Şunu sormak istiyorum. Bu köydeki bu şiddet olaylarının, bu nasıl denir? Pogrom doğru bir kelime mi bilemedim ama biraz ağır bir kelime oldu ama sebebi özgüvensizlik olabilir mi? Köyün genelinde, erkeklerinde bir özgüvensizlik sezdiğimi düşünüyorum aslına bakarsanız. Çünkü rakı masasında da oturdular. Birinin hani erkekliğinden dalga geçtiler. Diğerinin başka bir özgüvensizliği var. Ve ayılardan korunduklarını düşünüyorlar ama kanunu çiğniyorlar. Bu şiddetin genel sebebi aslında bir özgüvensizlik olabilir mi? Çünkü karşılarına Ted Kaczynski gibi bir özgür bir adam geldiğini düşünüyorum. O yüzden Ted Kaczynski aslında tutuklu birisidir şu an Amerika'da ama o da aynı şekilde buna doğada yaşamış birisidir. Buna bomba var ya. Ya şöyle, biz daha çok senaryo sürecinde, ya mesele kötülük olunca demin dediğim gibi bunu böyle çok klişe ve basit iktidara indirgemektense, yani Türkiye toplumundaki bu ırkçılık, ötekileştirme meselesi üzerine Murat'la çokça tartıştık ve doğal olarak da mesela Alman faşizminin şeyini bilirsin, kibir mesela. Ama Türkiye toplumunda ise daha çok haset
duygusu, tabii ki o haset duygusu dediğiniz gibi özgüvensizlik, kendine güvenmeme, ama bu yetiştirilmeyle de ilgili bir şey. Daha çok buralarda dolandık. Hatta işte Çokça Hazinesi'nin bir öyküsünü konuştuk, başka başka bir sürü şeyler konuştuk. Yani linç üzerine de bir sürü, yani daha önce edebiyatta, sinemada yapılmış bir sürü şeyi ortak çok kafa yorunca, yani senaryo yazma sürecinin öyle bir tarafı da vardı ama en çok bize de şey gelen, yani Türkiye toplumundaki bu linçe giden ya da bu ırkçılık meselesi, ötekileştirme, haset duygusu maalesef en baskın. Ben de küçük bir ek yapmak istiyorum. Bu özgüvensizlik aynı zamanda tedirginlik duygusuyla da çok bağlantılı. Bunun tarihsel suçlarla da çok alakası var. Çünkü nasıl diyeyim, teşmil etmek, genellemek yanlıştır elbette ama bizim burjuvazimiz çok mızmız, yağmacı, vurguncu bir burjuvazidir. Risk almak istemez. Çünkü sermaye birikimini gayrimüslim mallarının gaspından elde etmiştir. Bir kısmı en azından. Bütün bu özgüven eksikliği, mızmızlık, haset bilmem ne gibi şeylerin altında bu tür nasıl diyeyim, tarihsel bataklıklar, suçlar da yer alıyor tabii ki. Teşekkür ederim. Evet, son sorumuz. Kesin son, tamam hocam. Antalya'nın en zor noktasında bu film çekildi. Konya sınırında çektiniz bu filmi ve gerçekten de giden gelmez dağları diye bir dağlar var orada. Mekanı nasıl buldunuz? Yani bugün baktığımızda o noktaya kargo bile gitmeyen bir noktada çektiniz bunu. Şartlar gerçekten zor. Konaklama tesisi deseniz 12 ay açık olan sadece bir tane konaklama tesisi var. Yeme içme vesaire. Lojistik destek. Yani çok zor bir süreç, çok zor bir set olduğu buradan belli. Nasıl karar verdiniz orada çekmeye? Yani ilk başta hikaye biraz sertliğinden dolayı Toroslar'da çekmeye karar vermiştim. Şöyle bir şey yapıyorum ben, bir tek filmlerde işte belli bir draftlar, ana hikaye çıktıktan sonra mekan gezisine çıkıyoruz. Genellikle de 2-3 kişi oluyoruz, Soner, ben ve bir arkadaşımızla. Aslında Batı Toroslar'dan başladık, Denizli tarafından. Daha çok Adana ve oradaki, yani ne diyeceksek, Doğu Toroslara gitmeyi daha çok düşünüyorken, sonra yolum geçerken İbradi'yi gördüm. Sonra oradaki mimariyi gördüm. Ondan sonra da Akseki İbradi. Türkçem biraz şey, hayatta söyleyemem, zorlamayın o yüzden. Noktalı iyi söyleyemiyorum. Ondan sonra yani gittiğimiz yerlerde tabii bölgenin coğrafyası şusu ve genellikle böyle fotoğrafçılarına da bakarım ben. Öyle birkaç fotoğraf gördüm aslında. Sonra orayı sormaya başladım. Hatta çok komik bir şey oldu. Önce köylülere biz de sorduk, bu dağ nerede? Ve işte arabayla dolaşıyoruz. İşte dediler şurada ama sakın gitmeyin dediler tek başınıza. Niye dedim ben? Aman ha, sakın tek başınıza girmeyin oraya, çıkamazsınız. Ben de tabii biraz şey yaptım. Ya ben Karadenizliyim, Kaçkarlara çıkmışım kaç kere. Tabii ki gider. Biz gerçekten de gidip görünce ben de yani inanılmaz etkilendim. Çünkü böyle bir dağ yok gerçekten. Hani klasik bir dağ değil çünkü. Yani sadece ağaçlardan, resmen taşlardan da oluşan tuhaf bir dağ. Zaten görür görmez ve zaten o bölgede bir sürü obruk olduğunu da öğrendiğimizde karar vermiş olduk. Biraz uzun oldu ama. Yok yok, gayet güzel anlattın. Peki, 59. Festivalin Ulusal Yarışma Bölümünü Karanlık Gece ile noktalıyoruz. 60. Festivalde görüşmek dileğiyle ekibe kocaman bir alkış rica ediyorum.